9. sınıf kimya dersinin 4. ünitesindeyiz. Maddenin hallerini işliyoruz. Madde arkadaşlar nedir? Katı, sıvı, gaz diye katı, sıvı, gaz diye 3 temel halden oluşmuştur. Eğer 4. halden bahsedilirse bu 4. hal arkadaşlar plazma olarak düşünebilir. Madde nedir? Kütlesi hacmi eylemsizliği olan tanecikli ve boşluklu yapıya sahip her şeye madde denir. Maddenin ortak özellikleri nelerdir arkadaşlar? Bütün maddelerde olan özelliklerdir. Az önce bahsettiğimiz özelliklerdir. Madde miktarı artarsa arkadaşlar, şu bir madde olsun. Madde miktarı arttı. Madde'nin ortak özellikleri de genel olarak artar arkadaşlar. Evet, ortak özellikler neydi? Kütle, hacim, eylemsizlik, tanecik ve boşluklu yapı. Boşluklu yapı maddenin ortak özellikleri de sevgili arkadaşlar. Bu ortak özellikler üzerinde biraz daha duralım. Kütle nedir? Değişmeyen madde miktarıdır. Hacim nedir? Maddenin kapladığı yerdir. Eylemsizlik cismin durumunu korumak istemesi, hareketli cisim hareketine devam etmek ister. E, duran bir de durmaya devam etmek ister arkadaşlar. Tancık yapı nedir? Tancık tek başına hareket eden anlamındadır arkadaşlar. Bir şey madde ise o mutlaka molekül, atom ya da atom altı parçacıklar gibi parçacıklardan oluşmak zorundadır arkadaşlar. Siz annenizin neyisiniz Bir tanecisiniz. Güneş de bizim bir taneciğimiz. Yani taneciğin boyutu çok büyük olabilir, çok küçük de olabilir arkadaşlar. Boşluklu yapı ne demektir? Moleküller arasında, tanecikler arasında olan boşluklardan bahsediyoruz. Atomlar arasında olabilir, atom altı parçacıklar arasında da olabilir arkadaşlar. Bir şey madde ise onda mutlaka boşluk, tanecik yapı, elemsizlik, hacim ve kütle olmak zorundadır diyoruz. Ve maddelerin ayırt edici özelliklerine geliyoruz. Sadece sadece o maddeye özgü özelliklerdir. Evet. Yani bir maddede olan özellikler diğer maddelerde ne olmamalı? olmamalı. Sadece o maddeye olan özellikler. Neler arkadaşlar bunlar? Yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası, iletkenlik, esneklik, genleşme, çözünürlük gibi özellikler arkadaşlar. Ee, sadece o maddeye has olan ayırt edici özelliklerdir arkadaşlar. Esneklik arkadaşlar nedir? Sadece katılar için ayırt edici olan bir özelliktir. Genleşme. Genleşme arkadaşlar katı, sıvı ve gazlarda görülür. Fakat ayırt edici olarak düşündüğümüz zaman katı ve sıvılar için genleşme ayırt edicidir. Neden? Çünkü gazlardan iki tane örnek verelim. Helyumla karbon dioksit olsun arkadaşlar. Bunların genleşme katsayıları bunun iki mesela K1 ise bunun de K1'dir arkadaşlar. Yani genleşme katsayıları bütün gaz tanecikleri için aynıdır. Dolayısıyla genleşme miktarına, genleşme katsayısına bakarak hangi gaz olduğunu anlayamam. Genleşme gazlar için ayırt edici değildir. Fakat katı sıvı gaz içerisinde en çok genleşen gazlardır. Fakat ayırt edici değildir arkadaşlar. Öz kütle arkadaşlar denildiği zaman öz kütle yani birim hacimdeki kütledir. Bir miltedeki gram miktardır. Öz hacim bunun tam tersidir arkadaşlar. Bir gramdaki mililitre yani birim kütlenin hacmi olarak söylenebilir arkadaşlar. Bunlar ne olmuş oluyor? Ayrıca özellik olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ayrı dizi özellikleri biraz daha mercek altına alalım. Bir şifremiz geliyor. Eğer içerisinde özgeçiyorsa arkadaşlar bu hem katı hem sıvı hem gazlar içinde ayırt edicidir alt attı yazmışız özellikler arkadaşlar. Şuradan itibaren <laughs> öz kütle, katı sıvı gaz için ayırt edici, öz hacim aynı şekilde, öz ısı ve çözünürlük katı sıvı gaz için arkadaşlar ayırt edici özelliklerdir. Erime noktasına geldik arkadaşlar. Yine çok basit olarak düşünelim arkadaşlar. Kim erir? Kim erir? Katılar erir. Demek ki erime noktası katılar için ayırt edici arkadaşlar. Kim donar arkadaşlar? Sıvılar donar. Demek ki donma noktası sıvılar için ayırt edicidir. Kim kaynar? Sıvılar kaynar. Kim yoğuşur? E, gazlar yoğuşur. Kim uzar arkadaşlar? Katılar uzar. Genleşme katsayısı kim için ayırt edici? Az önce de söyledik. Katı ve sıvılar için genleşme katsayımız sayımız ayırt edicidir. Esneklik katsayımız sadece katılar için ayırt edicidir. Kim buharlaşır? Sıvılar buharlaşır. Buharlaşma basıncı, buhar basıncı sıvılar için ayırt edicidir. Renk, koku, tat arkadaşlar yine bu katı sıvı veya gaz için ne olabilir? Olabilir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar maddemiz katı sıvı ve gaz hallerinde bulunabiliyordu. Üç temel haldi. Katı dediğimiz sevgili işte arkadaşlar taş toprak, altın demir, buz, şeker, tuz, toprak bunlar neydi? Katıydı arkadaşlar. Akışkan olan sıvı, benzin gibi, zeytinyağı gibi, su, alkol gibi maddelerde arkadaşlar sıvıdır. Hava, doğalgaz gibi işte helyum gibi karbondioksit gibi karbon, dioksit gibi, karbon monoksit gibi maddelerimiz arkadaşlar gaz oluyor. Ne ve tam olarak gaz diyemiyoruz. Çünkü havanın içerisinde sıvı halde su var diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Plazma maddenin dördüncü hali güneş, alev, yıldırım, neon ışıkları, kutup ışıkları plazmaya örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Plazma gazın yüksek sıcaklıkta ee, yüksek enerjiyle maddenin molekülün taneciğin parçalanmış haline deniyor yüksek enerjili ve kararsız bir yapıda bulunuyor. İçerisinde e, atom molekül iyon halinde parçacıklar olabiliyor arkadaşlar. Sıcak ve soğuk plazmalar olabiliyor. Kutup ışıkları da plazmaya örnek idi arkadaşlar. Yıldırımın oluştuğu ortamda soğuk plazmaya örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Madde hal değiştirdiği durumlarda fiziksel değişim gerçekleşiyordu. Dolayısıyla molekül yapısında arkadaşlar bir değişim olmamaktadır sevgili arkadaşlar. Maddemiz arkadaşlar Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken arkadaşlar Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken e, Uygun Sıcaklık ve basınç şartlarında e, Hal değiştirir arkadaşlar Birinci bölgede Zaman ilerlerken aynı zamanda ısı veriliyor Verilen ısı sevgili arkadaşlar maddemizin neyini arttırmıştır sıcaklığını arttırmıştır nereye kadar arttırmıştır 20'ye kadar sıcaklığını arttırmıştır 20'de Bu maddemiz katıdan Sıvıya geçiyor yani eriyor olsun arkadaşlar 20 erme noktası olsun. İkinci bölgede arkadaşlar zaman ilerliyor. ısı verilmeye devam ediliyor. Fakat maddemizin sıcaklığında bir değişim olmuyor. Sıcaklığın arttığı durumlarda kinetik enerjiye artıyor deriz. Sıcaklık sabitse arkadaşlar kinetik enerji değişmez. Bu burada arkadaşlar verilen ısıyla sıcaklık artmıyorsa demek ki potansiyel enerji artıyordur. Potansiyel enerji nasıl artar? Tancikler arasındaki bağların kopması ya da gevşemesi sırasında kullanılır bu enerji. Dolayısıyla maddenin potansiyel enerjisi artar arkadaşlar. Üçüncü bölgede zaman ilerliyor, ısı verilmeye devam ediliyor arkadaşlar. Maddemizin neyi artıyor? Yine sıcaklığı artıyor. Mesela 90'a kadar artmış olsun. 90 da bizim sıvıdan gaza geçme. Yani buharlaşma noktamız olsun sevgili arkadaşlar. 3'te yani sıcaklık arttığı için bizim maddemizin kinetik enerjisi artıyor deriz arkadaşlar. Zaman ilerledi sıcaklık arttı. Kinetik enerji arttı deriz. Dördüncü bölgede sevgili arkadaşlar yine zaman ilerledi. ısı e, verilmeye devam edildi. Fakat sıcaklığımız artmadı. Sıcaklık artmıyorsa verilen ısıyla maddemiz hal değiştiriyor demektir arkadaşlar. Burada da sıvıdan sıvıdan gaza geçiş var. Burada katıdan sıvıya geçiş var sevgili arkadaşlar. Evet yani dördüncü bölgede de potansiyel enerji artıyordur deriz arkadaşlar. Beşinci bölgede, beşinci bölgede zaman ilerlerken ısı verilmeye devam edilirken arkadaşlar ne artmış? Sıcaklığımız artmış. Sıcaklığımız artmışsa kinetik enerjimiz artmıştır arkadaşlar. Kinetik enerjimiz artmıştır deriz. Evet şimdi arkadaşlar sorularımıza bakalım. Hangi aralıklarda maddenin ısısı artar diyor. Evet. Sevgili arkadaşlar hangi aralıklarda ısı verildi? Bütün aralıklarda. Dolayısıyla hepsinde ısısının artmasını bekliyoruz. Hepsi. Hangi aralıklarda maddenin sıcaklığı artar? Evet gördüğümüz gibi sıcaklığın arttığı aralıklar. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Hangi aralıklarda kinetik enerji artar? Yine 1, 3, 5. Sıcaklığın arttığı durumda kinetik enerji artar. Hangi aralıklarda potansiyel enerji artar? 2, 4. Hal değişimi esnasında sıcaklığın artmadığı durumda da potansiyel enerji artar. Hangi aralıklarda saftır? Evet. Hepsinde saftır arkadaşlar. Niye? Hepsinde bu maddemiz mesela su olsaydı, su olsaydı hepsinde nedir? H2O'dur yani katı da olsa sıvı da olsa gaz da olsa h 2 Madde kimliğini değiştirmiyorsa tanecik yapısını değiştirmiyorsa saftır arkadaşlar. Hangi aralıklarda homojendir arkadaşlar? Evet hal değişim sırasında maddemiz iki fazladır. Mesela bu burada katı sıvı vardır. Homojen değildir. Heterojen görünümlü saftır. Burada da arkadaşlar nedir? Heterojen görünümlü saftır. Yani heterojen olduğu yerler 2 ve 4'tür. Hangi aralıklarda homojendir diye soruyor bize? 1, 3, 5. Hangi aralıklarda heterojendir? 2 ve 4 diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ısı ile hal değişim arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Maddemiz sevgili arkadaşlar ısı alırsa katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçer sıcaklığı gördüğünüz gibi e, pembe veya kırmızı ile gösteriyoruz. Katıdan sıvıya geçerken olay erimedir. Sıvıdan gaza geçerken buharlaşmadır arkadaşlar. Gazdan gazdan sıvıya geçerken olay yoğuşmadır. Isı veriyor tersi durumda. Yani ısı alırken endotermiktir olay. Isı verirken de arkadaşlar egzotermiktir sevgili arkadaşlar. Evet. Gazdan sıvıya geçti. Olay yoğuşmadır arkadaşlar. Sıvıdan katıya geçti. Olay donmadır arkadaşlar. Ee, bulutların yukarıya çıkan su buharının arkadaşlar gazdan sıvıya geçtiği durumda atmosfere ne verdiğini görüyoruz. Isı verdiğini görüyoruz. Yine e, gazdan direkt katıya yani kar dolu gibi yağışlarda da yine ısı verdiğini söyleyebiliriz atmosfere. Eee bu doğal olayların arkadaşlar. Evet testlerde sevgili arkadaşlar maddenin halleriyle ilgili soru sorulduğunda üç temel hal üzerinden düşünmeli. Yani katı, sıvı, gaz üzerinden düşünmeli. 4. halden bahsedilirse plazmada ne yapılabilir? Düşünebilir sevgili arkadaşlar. Günümüzde maddemizin arkadaşlar kaç hali vardır? Günümüzde maddemizin kaç hali vardır? 2004 yılında arkadaşlar ne yapılmış? Maddenin 6. hali bulunmuş. 2004 yılında maddenin 6. hali bulunmuş. Biz şu anda 2020'deyiz değil mi arkadaşlar? Şu anda benim en son baktığımda maddenin 16. hali bulunmuştu arkadaşlar. E, fakat dediğimiz gibi biz 3 hali üzerinden düşünüyoruz sorularda. Katı, sıvı, gaz üzerinden düşünüyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar katı, sıvı, gaz olarak düşünürsek enerji verildiğinde gaza doğru enerjisi artıyor. arkadaşlar enerjisi en fazla olan hal budur. Enerjisi en fazla olan hal budur. Şöyle diyelim enerji diyelim arkadaşlar. Enerjisi en fazlası buna 3 numara verelim. Buna 2 numara verelim. Buna 1 numara verelim arkadaşlar. Tanecikler arasındaki boşluktan bahsedelim. Mesela boşluk Boşluk en fazla kimde fazladır? Gazda en fazladır. 3. Genel olarak işte 2, 1 diyebiliriz arkadaşlar. Yoğunluk yoğunluğu en fazla olan arkadaşlar katıya 3, 2, 1 diyebiliriz arkadaşlar. E başka hareket olarak ne yaparlar? Hareketi en fazla olan gazlardır. Yani sadece nedir? Titreşim ve öteleme yaparlar. Titreşim öteleme yaparlar. E, sıvılar da arkadaşlar titreşim ve öteleme yaparlar. Ama katılar sadece titreşim hareketi yaparlar arkadaşlar. Eğer maddenin dördüncü halini düşünürsek arkadaşlar enerjisi en fazla olan hal plazma halidir. En karasız hal plazma halidir deriz arkadaşlar.